ne kadar iktidar yanlısı çalıştığını dile getiriyor. Evet, galiba asıl vurgulanması gereken şöyle bir nokta var arkadaşlarımızın ifadelerine ek olarak. 18 Mart 1915 bu topraklarda meydana gelmiş en önemli olaylardan bir tanesidir. Yani Çanakkale geçilmezi, değil mi? Bu memlekette Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yaşayan Arabından Kürtüne, Türkünden Lazına bir sürü insanın koyun koyuna yattığı, çok sayıda yüksek öğrenim görmüş gencin ya da görmekte olan gencin astemen niteliğiyle hayatını kaybettiği, kurşunlara karşı koşularak kazanılmış bir zafer. Herhangi bir siyasi oluşumun bir önemli yatırımı tarihlerken açılımın simge bir tarihe denk getirilmesinden daha doğal bir şey yoktur. Bunu hepimiz yaparız. Bir şeyin temelini atarken ne zamana yetiştireceğimize bakarız, hangi tarihte açacağımıza planlarız falan. Dolayısıyla Çanakkale'ye bir köprü yapıyorsanız, ki ben köprünün yapılmasını yanlış bulmam, yapılmalıdır. Şeklinin üzerine konuşabiliriz de uzun uzun. Bunun 18 Mart 1915'e denk getirilmesi de hani şeydir yani, o kadar doğal bir şeydir ki. Bundan vazgeçmek, bundan uzaklaşmak ancak çürüyen bir iktidarın göstergesi olabilir. Hani ne diyoruz? Geçmişte simge tarihlere bazen yetişmeden açmaya çalışırlardı falan. Şimdi simge tarihten 3 hafta evvel şey açmaya çalışıyorsun, köprü açmaya çalışıyorsun. Dersek şöyle anlatabilirler bize ya. Ya işte 3 hafta evvel bitti. Vatandaş yararlanmasın mı? Cumhurbaşkanının doğum tarihiyle bunun hiçbir alakası yoktur derler. Ve hiçbirimiz inanmayız. AKP'liler dahil olmak üzere inanmaz. Çünkü artık bu yalanların kalitesi de ortadan kalktı. Anlatabiliyor muyum? Bunun için zaten şeye gidiyorlar. Tepe taklak gidiyorlar. Ya kendimizden söz etmek ayıptır ama hani bir şark-garp metaforu yaptınız ya. Ziraat Mühendisler Odası'nın yıllarca genel başkanlığını yaptım. Şanlıurfa'da şube binası açılışı yapacağız. Benden habersiz adımı koymuşlar. Plaketi de atmışlar. Dedim ki ben oda başkanlığını bıraktıktan sonra ya da öldükten sonra benim adımı veren olursa oraya, çıkarsa öyle birisi, bu çok kıymetli bir şeydir. Ama ben başkanken bunu kesinlikle yaptırtmam. O plaketi oradan söktürdük, aldık. Ya böyledir, öyle değil mi? Yani iktidardayken herkes seni destekler falan. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Erdoğan'a bu teklif edilse dahi Erdoğan'ın bunu reddetmesi lazım. Ama işte 20 yıllık bir iktidarın yarattığı sarhoşluk burada da kendisini çok açık gösteriyor. İlaveten belki vurgulanması gereken bir şey var. Yıllarca 18 Mart'ın içinden Atatürk'ü çıkartmaya çalışmadılar mı? Yani Atatürk Çanakkale'de yoktur, önemli bir şey yapmamıştır vesaire. Ya Atatürk havaalanını kaldırıp, pistini kırdırıp, yerine yeni havalimanını başka bir adla, garip bir adla hani açmadılar mı? Hani Niv diye bir havaalanı mı olur ya? Yani gidersiniz Fransa'da De Gaulle vardır değil mi havaalanı? Ya da Heathrow vardır İngiltere'de. Kennedy. Bütün bunlar kente, tarihe, ulusa ilişkin bir işarettir yani. Dolayısıyla sözümü şöyle tamamlayayım. Yapılan iş 20 yıllık AKP iktidarının çürümüşlüğünün bir göstergesidir. Hiçbir şekilde açıklanamaz ve bu AKP'nin geriye gidişinin bir çivisi olarak tanımlanması gereken bir iştir. Gürcan Bey, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü artık kendi tarihimizi yazma zamanı gibi bir tweet atmıştı bir ara. Mealen hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu köprünün açılış tarihini öne çekmek, Cumhurbaşkanı'nın doğum gününde açmak, bu bakış açısıyla da bir yere oturuyor mu? Siz de dediniz ya hani Çanakkale tarihinden Atatürk'ü çekip çıkarmak gibi bir gayret var dedi Gökhan Bey. Bu yeni tarih yazma gayretinin bir parçası olabilir mi bu? Şüphesiz yani mevcut iktidarı sadece Kalın'ın beyanları üzerinden değil, böyle tarihsel bir konumlamayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinden bir dönemi tarihsel bir kayda geçirmek adına çok gayretleri, mücadeleleri var. Yani
Çamlıca Camisi'nden tutun, bunlar tamamı sembol olarak tarihe dair kayıt düşmek maksadıyla yapılmış olan şeylerdir. Mesela bu Kanal İstanbul sadece işin ekonomik boyutuyla, işte doğayla, çevreyle filan tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Roma'nın İstanbul'unun karşısına, Fatih'in İstanbul'unun karşısına kendi İstanbul'unu kuruyor. Yani bunu Ayasofya'da sayar mısınız? Bunların hepsi bu birbirini tamamlayan, birbirinin içinde bu saray ve çevresi menkıbelerden beslenir. Yani bizim mahalle bir miktar menkıbeyi, çayı, masalı falan severiz biz yani. O böyle bir şeyimiz var, geleneksel bir halimiz var. Sultanın saraydaki pozisyonu itibariyle hedeflediği şeyin Türk tarihi açısından yeni bir başlangıcı işaret eden sembollerle, söylemlerle ve davranışlarla bunu ete kemiğe büründürmeye çalışıyorlar. İnan Bey, bir saptama yapabilir miyim burada? Buyursun Sayın Bakanım, özür dilerim. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın bizatihi kendisi de birçok alanda başarılı olduklarını, ancak kültür alanında bir devrim yapamadıklarını söylüyor, değil mi? Defalarca, evet, bunu defalarca duyduk. Defalarca söyledim. Birçok alanda başarılı oldukları lafı ona ilişkin bir laf. Yani halk buna katılmıyor ama kendi lafını aktarıyor. Kültürel iktidarımızı kuramadık. Kuramadık. Evet. Şimdi bakın, Türkiye'de şairleri düşünün, değil mi? Edebiyatçıları, yazarları düşünün. Önemli sinema aksiyonlarını düşünün. Bunların hangisini son 20 yılda AKP iklimi içinden neşet etti diye düşünebiliriz? Var mıdır? Bir tane sayabileceğiniz insan var mı? Son 20 yılda AKP'ye, o iklime atfedebileceğiniz önemli bir şair. İftara gidip gelenler var, onları saymıyor şimdi, musunuz? Şimdi ben değil, edebiyat dünyası saymıyor. Hiçbirimiz de sayamıyoruz. Keşke. Şimdi Hitler'in yanında dünyanın en önemli felsefecileri vardı. Dünyanın en önemli kimya mühendisleri vardı. Ya 20 yıllık iktidarınızda bilim adına, sanat adına, kültür adına üretebildiğiniz bir tek şey yok. Çünkü o hareket şeyden neşet etmiyor. Yani şunu da söyleyelim, var tabii, hani kültürel kökleri yoktur diyemem. Ama öyle bir aşılmaya gittiler ki gerçekten orada doğru duranlar da şeyini ayırdılar artık. Değil mi? Hani ben artık bu iklimin bir parçası değilim. Abdurrahman Dilipak'ın eleştirilerine bakın ya. Yani o bile diyor ki artık bu devam edilebilir bir şey değil diye. Ya dolayısıyla köprünün tarihini değiştirirseniz sadece komik olursunuz. İbrahim Kalın daha kendi hayalleriyle kalır orada ya. Başka bir şey yaramaz. Bir şey söyleyeceğim. Geçmişte işte ben Demirel çocuğu, sonra Ecevit Başbakanlığı, işte 80 sonrasında da ara dönemlerdeki başbakanları zaten saymayın. Özal'ı gördük. Yaşıyorken herhangi bir başbakanın adı bir köprüye, işte bir okula, bir parka, bir stada verildiğini anımsamıyorum. Ya, ya ayıptı eskiden bunlar ya. Bülent Ecevit iktidardayken bir Bülent Ecevit stadı anımsıyor musunuz? Ya da okulu Demirel için anımsıyor musunuz? Evet. Sadece bu Erdoğan özgü. Evet. Recep Erdoğan stadı. Havalimanı var mı bilmiyorum. Yok. Recep Erdoğan bilmem neyi. Ya parka bile verilmedi eski başbakanların iktidarları suya. Öldükten tabii. Sonra onlarca yere verilmiştir. O ayrı hikaye. Ama yaşıyorken verilmedi. Peki. Öldükten sonra toplum sizi takdir ediyorsa bu onurdur yani. Evet. Bir dipnot olarak ki, paylaşayım. Kaldı ki her sokağın başında sürekli değişen sokak isimleriyle karşı karşıya. Evet. Siyasetçilerin isimlerinin verildiği, çoğu tabelenin indirildiğini. Tabii tabii. Bu kısa... Bir belediye meclisi kararına bakar. Evet ya, bu ömrümüzde gördük kimlerin ismini. Yeliz Hanım şey yaptı ya, tarihi çeşmeyi onarttı, dedesinin tabii, ismini kazdırdı oraya ya. Yeliz Han neydi adı? Ahmet Çamlı. Ahmet Hamdi Çamlı. Ahmet Hamdi Çamlı. Osmanlı Türkiye'nin büyük düşünürlerinden yeni evet, dönem yani. Büyük mütefekkirimiz. İsmi geçtiği için söyleyeyim. Çamlıca Tepesi'ndeki Çamlıca Camisi her ne kadar hiçbir şekilde dolmayan müthiş masraflı bir cami olduğu halde, hani padişahın yapmasına istinaden altı minarelidir. Yani bunu
Sayın Erdoğan'ın şahsıyla bütünleştirenler de var. Padişahlar altı minareli cami yaptırır. Sultanahmet'te olduğu gibi. Tabii. Çamlıca Camisi. Selimiye'de olduğu gibi.